Hayat pazarında alan el değil, veren el kazançlıdır her zaman. Birbirimizi sevmeyi bilmiyoruz, düşmanlıkları körüklüyoruz. Hem birey olarak ve hem de toplum olarak bencil davranıyoruz, paylaşmayı bilmiyoruz. Sonuç olarak yaşıyoruz ama bir türlü huzurlu olamıyoruz. Halbuki Yaradan nasıl yaşamamız gerektiğini bize çok açık emretmemiş mi? Hoş, insan ve toplum olarak bu emre uysak bu dünya bugünkü gibi huzursuz olur muydu hiç? Sizinle ibret alalım arzusuyla bir derviş hikayesi paylaşıyorum. Bir gün sormuşlar ermişlerden birine, sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır diye. Bakın göstereyim demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönlüne indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir şart koymuş. Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne, kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar, öyle aç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine şimdi demiş ermiş. Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. Buyurun deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp karşısındaki kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demiş ermiş. Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz. Şunu da unutmayın. Hayat pazarında alan el değil, veren kazançlıdır her zaman.